Herkese merhaba. Merhabalar. Türkiye'den herkese. Adım Özkan. Ben de Eski Antikalı Restorasyon Altın Barak Yaldız İşleri'yle uygulama yapıyorum. İbrahim abi de çok sevdiğimiz bir abimiz. Ona işte bazı teknikleri, bazı bilgileri ne yapması gerektiği konusu hakkında uygulamalı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İnşallah keyifli olur. Keyifli olacak inşallah. Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Ben burada daha önceden hazırlamış oldum. Olayları ben sana anlatacağım. Şimdi bizim ham madde dediğimiz şeyimiz bu. Boncuk tutkal dediğimiz. Bu hayvan kemiğinden yapılıyor. Tamam. Damlatarak tabii yani bu hani yemi haşlama yaparsın da evet. Jöleleşir ya. Tamam. Daha böyle yüksek şeylerde pişirilmiş hayvan kemiklerini tutkalarına getirmiş hali. Sonra biz bunu şöyle bir kabın içerisine önceden ıslatıyoruz. Nasıl diyeyim sana? Metal olması gerekiyor. Şuradaki olduğu gibi. Belli bir oranda yarıdan biraz daha fazla döküyoruz bunu. Üzerine su koyuyoruz. Ne oldu? Şişme yapıyor. Yani hamurun şişmesi gibi. Tamam. Şişme yaptıktan sonra belmer diye adlandığımız yani bakır olur belli. Herhangi bir şekilde bir ısıtabileceğimiz su koyuyoruz içerisine. Dengeli olsun diye hani çayı demleriz ya abi. Benim her şeyini bildiğin için. Su bu şekilde su kaynatıyoruz. Takriben bir gün kaynaması gerekiyor. Neden? Çünkü tamamen o ilk yapılan şeyden kaynatıp piştiği zaman bu benmara tekniğinden daha kuvvetli, daha sağlam, mukavemetli oluyor. Bir piştikçe, gün kaynatıyorsun. Bir gün şey yapıyorsun. Ya. Tabii. Bir gün. Tabii. Yani şu şekilde sağlam şey haline geliyor. Tamam. İşi bitirdikten sonra. Sonra kaynattıktan sonra abi. Baktığın zaman şu. Bunu tavşan derisinden de yapabiliyor musun? Onu anlatacağım sana. Tamam. Bunu şimdi niçin biz hayvan kemiklerini boncuk tutkal diye bahsediyoruz? Bunu restorasyonda bir nevi tekne hamuru gibi yapacağız. Yani tamam. Ekmek hamuru gibi. Tamam. Kulak memesi sertliğinde olacak abi. Yani kulağımıza dokunduğumuz zaman bebeğin yani kulak memesi o yumuşaklıkta olacak. Tamam. İstediğimiz şekilde bunu kullanabileceğiz abi. Tamam. Anlatabildim mi? Ne yapıyoruz? Daha önce hazırlamış olduğumuz işte kalsiyum karbonat, yani tamam. Gesso, şey, bolonya yapısı da olabilir. Güzel dedikten sonra abi, bu tutkalı üzerine koyup bir şey yapacağız. Hamur haline getireceğiz. Yani bunun bir orantısı yok, sadece göz kararıyla. Göz kararıyla, yani kullanabileceği şekilde. Tamam. Ondan sonra herhangi bir çıtayla. Su yok, sadece bu. Yok, sadece tutkal. Şimdi şey yapmıştık ya abi. Evet. Islamıştık ya. Evet. O ıslam olayı da göstereceğim ben sana. Sonra kenarlarından böyle. Yani evde hamur yapar gibi. Aynı bu şekilde. Çıta yardımıyla şey yapacağız abi. Bu üstübeç dedikleri şeyde bu üstübeç mu? Üstübeçli de kullanabilirsin. He. Zamanında üstübeç taşı çok şeymiş yani. Popüler. Doğada popüler. Evet. Üstübeçler boyaları değişik şeylerde mesela kullanmış. Astarın altına. Aynen. Değil mi? Evet abi. Sonra işte bu taş meydana çıkıyor. İşte bu kalsiyum karbonat dediğimiz taş çıkıyor. Şimdi hatta şöyle söyleyeyim. Bu haplojokey gruplarında işte bu hayvanların, atların şeyini de veriyor. Kemikleri kuvvetlensin detayları da veriyorlar. Yemek şeyden, küspeyle birlikte bu kalsiyum karbonat. Bunu ilaç fabrikaları ilaçlara da tabii katılıyor. Tabii. Yiyeceklere de katılıyor. İşte bunu yapan değirmen o taşı bildiğimiz gibi kıtır kıtır şey yapıyor. Diş çatlaklarının içerisinde belli mikrona kadar inceltiyor. Yani bunun 3 mikron, 2 mikrona kadar incelttikleri evet. Puanı var. Var. Öyle söyleyeyim. Sürekli karıştırıyoruz abi. Hem rengi değişiyor. Hem tutkaldan bağdaşıyor. Bunu hiç bilmiyorum ya. Çok muhteşemmiş. Evet. Su katmadan. Ben su katmadan. Ben sanki hep böyle su katıyor. Bezilyağı katıyorsun. Su katıyor insanlara. O bezilyağı farklı yereme ama restorasyonumuz yapacağımız şey de bunu. Bu çok eski. Takriben 1500 yıllarda orijinal bulunmuş şeyi bu. Neden? Çünkü hayvan kemiklerinden o zaman nasıl yapıyor? Boncuk tutkal yokken hayvan kemikleri bir gün boyunca kaynatıp işte belli bir yere döktükleri zaman kabuklaşıyor. Kabukları da kırıp aynı teknikten ıslatıyorlar bir kabın içerisine. Tekrar az bir şey su koyup yani şişirme çekiminden. Recycle yapıyorlar. Aynen. Tekrar geri dönüşüm olarak kullanıyorlar. Tutkalı da pişirdikten sonra, gün kaynadıktan sonra kalsiyum karbonattan ya da atıyorum bolonya altısıyla ya da atıyorum gessoyla
malzeme haline getiriyorlar. Bu o kadar organik bir malzeme olacak ki abi. İşte bu bizim aradığımız bu işte. Tekrar bu geri döndürtme şansımız var. Nasıl şansımız var? Şimdi tamamen bu macun kıvamını ben getirdikten sonra belli bir süre sonra bu donacak. Ama bu donduktan sonra tekrar sıcak su. Yani bunun yumuşatma özelliğim var. Açabiliyorsun. Açabiliyorsun. Tekrar istediğin kıvama getirip kullanabiliyorsun. Tekrar dökebiliyorsun. Bundan kalıp da alabiliyorsun. Raf ömrü yok bunun yani. Raf ömrü yok. Aslında var. Yani ama doğru kullanırsan yok. Tabii doğru kullanırsan yok. Mesela bu macunun özelliği olarak da 45 günlük tüketmen lazım. Dolapta koyarsan en fazla 2 ay. Ya bunu da çıkarabiliyor musun hakikaten bu normal büyük kalıpları falan? Büyük kalıpları bile çıkartabiliyorsun. Eskiden bu insanlar kalıpları bulmamış mı? Bunlardan çıkartıyorlar. Ben de ilgili mesela şeyden bir tane şeyim var benim. Kalıp örneğim var. Onu göstereyim ben sana. Ben de diyorum o tarihlerde çünkü bu kalıp çıkarma olayı büyük olaydı. Yani Avrupa'da şeyin Rönesans'ın. Biraz tozlu ama. Mesela şunu ben bunu göstereyim. Aynen o şekilde. Şaka ediyorsun tabii. Ya. Tabii. Şu oymacı bir tane model çıkartıyor. Tamam. Model çıkarttıktan sonra sen ne yapıyorsun? Bunu böyle bir şekilde tahtaya yapıştırıyorsun. Tamam. Yapıştırdıktan sonra üzerine gomalak ya da herhangi bir şekilde şey yapıyorsun. Ahşabın üzerine. Sıyır ediyorsun. Biraz tabakalaştırıyorsun. Sonra gaz yağı ya da atıyorum işte bildiğimiz zeytinyağının içerisine sen tiklere karışıp gaz yağı haline de getirebilirsin. Sürüyorsun yani yapışmasın diye. Aralarını ayırıcı. Ayırıcı. Kalıp ayırıcı gibi düşün. Tamam. Abi. Hazırlamış olduğun macun bu şekilde koyuyorsun. Tamam. Ne olur bu? Bir erkek bir dişi kalıbı olmuş oluyor. Tamam. Tekrar bunu aynı şekilde çoğaltabiliyorsun. Aa, bu yapmış olduğun. Bunu mu yapıyorsun? Aynı ya. Şekilde. Demek ki o geçmiş tarihte o zaman o kolonları falan şimdi birçok kolon var. Bak mermer kolonlara git bak hepsi dökme. Evet abi. O zaman bunu kullanıyorlar. Yani. Şimdi şu var. 1600'larda çok iyi sanatkarlar oymada ahşapta yapmışlar. Ama bunu biz nasıl çoğaltabiliriz. Nasıl seri üretime girme pozisyonu oldu? Aynı benim gösterdiğim teknikte. Bize bu lazım. Bu orijinal teknik. Orijinal tekniği lazım. Tamam. Farkınız tutkal artık tamamen şey oldu. Artık elimizden şey yapacağız abi. Şimdi aşama. Yani aynı bir pizzacın hamur yapmış tamam, olduğu gibi. Tamam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gideceğiz abi. Bunlar hatta bir kısmı artacak. Onu ayıracaksın. Tabii, tabii. Öyle yapıyorsun. Aynen. Hepsini birden kullanmayacaksın. Oradan evet. İhtiyacın olan kadar, o hamur kıvamını yakalayana kadar oradan bu beyaz kireç tozunu alıp ekliyorsun. Aynı o şekilde abi. O kıvama geldi mi, bırakıyorsun. Tamam diyorsun. Müthiş bir şey. Şimdi yayınımız devam ediyor. Buna da bakayım. Ha, bak abi. Evet. Bu arada Türk müzikleri dinliyoruz. Ha, o sorun gayet güzel. Evet. 8. dakika. Allah. Çok güzel yayınımız yapıyor. Bunu zaten YouTube'a da yükleyeceğiz. Olur abi. Yani form olarak. Bu harika bir şey. Demek ki yani ilk bilinen malzeme tekniği bu. Tekniği bu. İlk bilinen tarihte. Evet abi. Sonra baktığımız zaman sertliğini aynı kulağımızın memesindeki gibi. Tamam. Bu kıvamda olacak. Tamam kıvamda. Diyelim ki bu dondu. Ekmek aldım. Aynen. Dondu diyelim bu. Ha. Donma işlemi falan olduktan sonra biz ne yapacağız bunu? Muhafaza edeceğiz. Çok basit bir yöntemle. Eskiden bunu ıslak bir bezden tümen bezi koyarlar üzerine. Tümen bezi. Ama şimdi aynen. Şimdi ona hiç gerek yok. Çünkü niye? Naylon daha iyi. Hava almıyor. Hava almıyor. Süper. Belli bir işte bu şey süresini korumuş oluyor yani. Peki çok soğuk havalarda bu ne kadar zamanda sertleşiyor, kullanılmaz hale geliyor? Şimdi kullanılmaz hale geliyor derken kuruması. Heh. Mesela ben bunu bir gün sonra ve bir buçuk gün sonra dışarıda kalsın. O bildiğimiz aynı kaya parçası gibi olur. Heh, sertleşiyor. Sertleşir. Orijinal haline dönüyor doğadaki. Doğadaki haline geliyor. Tamam. O şekilde söyleyeyim. Kırmaya bile bayağı zorlarsın yani. Yani skarpeliti şey gibi çekişler kırmaya çalışırsın. O kadar sağlam bir malzeme oluyor. Çünkü niye? Tutkallan şeyi karıştırdığımız için kalsiyum karbonatı kemikleşiyor. Bunu şu karıştırdım bu halde duruyor. Şimdi bunu biz şu kıvamda kaç saat kullanabiliriz bugün? Misal örnek bu ortamda. Şimdi
Diyelim ki bu donmaya başladı. Ha, ne kadar zamanda başlıyor kesilmeye, onu sordum. Yani ha. Şöyle söyleyeyim, takriben 15-20 dakika içerisinde bu başlıyor. İçerisinde tutkaldan dolayı toparlamaya başlıyor kendisini. Tamam. Ama şu avantajımız var. Naylon poşetin içerisine koyacağımız için nemlendireceğiz. Nemlendirmiş oluyor. Keskin bir bıçaktan alıyoruz, kesiyoruz. Tekrar sıcak suyun içerisine kestiğimiz parçayı koyuyoruz. Sıcak suda olduğu genleşme bir yumuşuyor. Niye? Çünkü tutkal şey olduğu için, nasıl diyeyim, genetik özelliği olduğu için. O sudan alıyor mu içine? Sudan da alıyor, sonra ne yapıyorsun? Tamam, yumuşatıyorsun, tekrar tozun içerisine alıyorsun. Tozdan yine aynı şeye getiriyorsun, kulak memesi kıvamında. Uygulamayı yapıyorsun. Şimdi güzel bir soru. Şimdi biz bu malzemeden taş deseni yapıyoruz bu şekilde. Şimdi sen bunu yaptın. Benim bunu daha yavaş kurumasını sağlamam için ne ekleyebilirim buna? Daha yavaş su bazlı malzeme ekleyebilirim. Mesela sen bunu yaptın. Ben bunu böyle çorba kıvamına getirip çorba kıvamında bunun arasında böyle bir şey boza. Tamam, boza kıvamı. Boza kıvamı biraz daha koyusu yapmak istiyorum. Bıçakla da bunu duvarlara içine kum koyup karıştırmak istiyorum ama bunun kuruma müddeti çok kısa. Kuruma o zaman şöyle söyleyeyim. Kurumayı nasıl şöyle yavaşlatırsın? Şöyle yapabilirsin. Şimdi tutkal belli bir şeyde kaldıktan sonra eski haline dönecek. Yani tamam. Genleşmeden dolayı eski boncuk tutkal haline dönecek. Onu tekrar kullanmak istiyorsan içine kum koydun ya abi. Tekrar belmenin içerisine koyman lazım. Isıtman lazım yani. Onu ben deneme yanılmayla kendim bulacağım. Isıtman lazım. Anladım. Yani sen bu tutkalın içerisinde kum olacak ya. Bozuk kıvamına getirdin kumla beraber. Şey yaptın, uygulama yapacaksın. Donmaya başlayınca hava şartlarına göre donmaya başlayınca tekrar hissettiğin an şeye koyacaksın. Sıcak suyla ısıtma yapacaksın yani. Bunu ben zaten bunu bak farkındaysan tamamen şey olmaya başladı. Ana şeyi biliyorum. Tamam, biz buna şeker koyuyoruz yavaşlatmak için. Ama şeker pekmez. Pekmez. Hamur ürünlerinde oluyor. Bu kireçte de koyuyoruz yavaşlatıyor diye. Bizim ustalar Amerika'da yapıyor, koyuyor ama bunu ben deneme yanılma yöntemiyle yapacağım. Öyle göreceğim bunu. Bakalım. Bu şimdi bana güzel bir bilgi. Şimdi bana söylediğin şu. Bu karıştırdığın 15 dakika içinde sertleşmeye başlıyor. Sertleşmeye başlıyor. Aynı bir şekilde. Onu korumak için de naylon. Naylonu hava almayacak şekilde nemlendiriyorsun bunu. O hava almayacak şekilde bir yere konacak bu. Yani şu. Şöyle koyduğumuz zaman. Isı da şu oda ısısı olacak. Oda ısısı da olur veya tamam. Çok uzun mesela bozulmasını istemiyorsan dolapta nasıl bir gıda saklar gibi de saklayabilirsin. Tamam. Ben genelde dolaba koyuyorum. Tamam. O zaman ne olur? Dışarıda kaldığı zaman oda sıcaklığında bu 40-45 gün dayanıyorsa dolaba koyduğun zaman 2 ay, 2,5 ay süre kullanabiliyorsun bunu. Sertleşti. Sertleştiği zaman dediğim gibi keskin bir tane bıçaktan tamam mı abi? Kesiyorsun. Tamam. Yani düşün biraz donacak zaten. Kesiyorsun, kestikten sonra sıcak suyun içerisine tekrar koyuyorsun. Ne oluyor? Çözülmeye başlıyor. Yani ilk yaptığın şey kıvamına geliyor. Orijinal haline geliyor. Sen tekrar tozdan böyle hazırlıyorsun. Hazırladıktan sonra ister kalıp al, ister restorasyonda kullan. Anlatabildim mi? Ana